Lojistiği bütün yönleriyle ele aldığımız Lojistik Dünyası programından bu haftada merhaba. Ukrayna krizi patlak verdiğinden bu yana bu coğrafyada taşımalar maalesef gerçekleştirilemiyor. Ukrayna'ya taşıma yapılamıyor, Ukrayna transit geçilerek Rusya'ya taşımalar yapılamıyor. Ve bu coğrafyada birçok güzergah maalesef kullanılamaz durumda. Tam da bu noktada Gürcistan ve Rusya üzerinden yapılan taşımalarda ciddi bir artış gözleniyor. Buradaki Gürcistan ve Rusya arasındaki sınır kapısında da bu sebeple ciddi bir trafik yaşanıyor. Ancak aynı zamanda bu kapıda ciddi problemler de mevcut. 40 günü aşkın süredir 500'e yakın Türk tırı bu kapıda bekliyor ya da bekletiliyor. Bugün bu önemli konuyu ele alacağız. Sürücülerimizin, şoförlerimizin yaşamış olduğu mağduriyetten bahsedeceğiz. Bütün bu konuları ele almak için çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Diğer ucunda hattımızın Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Şener. Fatih Bey, programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Öncelikle haber turumuzu seyrediyoruz, daha sonrasında birlikteyiz. Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a yaptığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %30,4 artışla 5,6 milyar dolara ulaştı. Yerli otomobil TOG Gemlik de kendi pistine çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile TOG Yönetim Kurulu üyeleri Gemlik tesisinde inşa edilen 1.6 kilometrelik pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Amazon, Birleşik Krallık'taki dağıtım ağında ürünleri tek kullanımlık plastik teslimat poşetleri ve zarflarda paketlemeyi durdurduğunu duyurdu. Müşteriler artık paketleri daha kolay geri dönüştürülebilen mukavva kutulardaki teslimatlara kıyasla hacmi azaltan esnek kağıt torbalarda ve karton zarflarda alacaklar. Sürdürülebilir yeşil çeliğe geçiş için A.P. Moller Maersk, küresel bir girişim olan iklim şirketi SteelZero'ya katılmaya karar verdi. Değerli izleyicilerimiz, bugün Gürcistan-Rusya sınır kapısının nabzını tutmaya çalışacağız. Bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir video geliyor öncelikle ekranlarımıza. Daha sonrasında bu video ile ilgili konuşacağız. Videomuzu bekliyoruz. Bir aydan beri burada yatıyoruz. Bak, bak, bak abi, bak. Bak, Kazak plakalı arabalar görüyorsun, bak. Hop, hop. Video kalın ha, video kalın ha, video. Pasaportu ver, pasaportu. Pasaportu ver ki turma. Pasaportu ver. Ya çekin bir video. Ver. Vur! 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 Hey, doktor lan. Merhabalar sayın seyirciler, tekrardan hoş geldiniz. Fatih Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar tekrar. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Fatih Bey, öncelikle küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bugün konuğumuz aslında Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Alper Özel olacaktı. Kendisi şu anda Gürcistan, Rusya sınır kapısına çok yakın bir noktada, Kazbegi'ye çok yakın bir noktada. Fakat olumsuz hava şartları sebebiyle bağlantı gerçekleştirilemedi. Eğer daha sonrasında eğer bağlantıyı sağlayabilirsek kendisiyle de kendisinden de bilgileri almaya çalışacağız. Fatih Bey, hoş geldiniz diyoruz programımıza. Aslında videolarda da biraz gördük. Orada bir arbede ortamı yaşanıyor. Sinirler son derece gerilmiş durumda sınır kapısında. Peki biz hikayeyi biraz daha baştan alırsak, filmi geriye doğru sararsak, ne oldu da bugün olaylar bu noktaya geldi?
sürücülerimiz burada neden 40 günü aşkın süredir bekliyorlar? Bize problemin çıkış noktasını, ana sebebini anlatır mısınız? Şimdi Ayşegül Hanım şöyle, bizim Türkiye malum ihracat yapıyor. İhracat denen şey de sınırlardan yüklerin dışarı çıkması demek. Bunun içinde deniz yolları, karayolu, havayolu gibi seçeneklerimiz var. Karayolundan da birkaç seçeneğimiz var. İşte doğu komşularımız, güneyde komşularımız ve batı komşularımız var. Bizim tabii Rusya'ya özellikle önemli bir ticaretimiz var. Rusya, Ukrayna, arkasında Belarus'a. Rusya, Ukrayna arasında bu kriz çıktığında bizim hem Ukrayna'ya taşımalarımız yapılamaz oldu hem de Ukrayna üzerinden Rusya'ya taşımalar yapılamadı. Ukrayna zaten güvenli bölgelerine gidebiliyoruz ama ülke savaş halinde öyle gidemiyoruz. Peki Rusya'ya nasıl taşıma yapabiliriz? Çünkü bir de şunu söylemek lazım. Bir insanlık durumu yaşanıyor, savaş var, insanlar hayatını kaybediyor. Hani bu ortamda biz de ticaret konuşuyor gibiyiz ama elbette bu krizden de ülkemizin en az zararla çıkması için hepimiz elimizden geleni yapmamız lazım. Rusya'ya nasıl gidebiliriz diye bakıyoruz. Rusya'ya biz eskiden %60 araçlarımızın %60'ı Ukrayna üzerinden, geri kalanı da gemiyle, özür dilerim, şeyden, Gürcistan üzerinden gitmekteydi. Şimdi oradan giden yaklaşık 30-40 bin araç dönüp şey üzerinden, Gürcistan üzerinden Rusya'ya gitmeye çalışıyor. Zaten 2 yıldan bu yana da, yine programımıza konuk olduğumuzda anlatmıştık, Türkmenistan Türk araçlarına kapılarını kapattı, transit geçişe izin vermiyor. Biz her yıl yaklaşık 25 bin aracımız Türkmenistan üzerinden Özbekistan, Kazakistan, Kırgız ve Tacikistan'a giderken şimdi gidemiyorlar. Zaten bu araçlar Gürcü-Rus sınırını kullanmaya başladığından bu yana orada bir yoğunluk yaşanmıştı. Şimdi Rusya'ya gidenler de aynı güzergaha döndüğünde bir yoğunluk arttı. Tabii yoğunluk artınca başka bir şey oldu. Şimdi bir, o sınırın Gürcü tarafının zaten genel olarak hava koşullarıyla ilgili zorlu zamanları var. 2-3 ay giriş çıkış yapılamaz orada. Yine bugün de buradan kulaklarını çınlatalım. Alper Özel İcra Kurulu Başkanımız oraya gitti. Yerinden tespit yapacaktı. Ama yolun belli bir noktasından Gümrük'e yaklaşmadan kar sebebiyle yolu kapattılar ve onlara geri dönmek zorunda kaldı. Peki şimdi ne oldu? Bu kapıyı, yani Gürcistan ve Rusya arasında kapıyı ağırlıklı olarak Gürcü, Rus ve Ermeni arabaları kullanmaktayken Türkmenistan kapanması sebebiyle yaklaşık 20-25 bin araba bu kapıya yöneldi. Kapıda bir yoğunluk arttı. Aynı şekilde şimdi Rusya'dan dolayı da bir yoğunluk artınca şimdi orada herkes hakkaniyetli geçerse 3-4 günlük bekleme yaşanacak. Ancak Rusya, ya ben Rus şoförü niçin burada bekleteyim 3-4 gün dediği için kapıyı kullanan Türk şoförleri bekletiyorlar. Yani herkes 3 gün beklese geçecek ancak Ruslar 3 gün beklemesin, Gürcüler, Ermeniler beklemesin dediğinizde Türk arabaları 40 gün, 42 gün, bugün 46 gündür orada bekleyen araçlarımız var. Yani nasıl oluyor? Tabii oradaki Türkler bekliyor da diğer araçlar mı geçiyor? Nasıl yapıyorlar bunu? Yani bunun yöntemi nedir peki? Hali hazırda yaşanan durum ne? Orada sınır kapısında, hemen kapının önünde değil bu kuyruk. Türk arabalarını kapıya yaklaşmadan Rusya taraflarında 80 kilometre geride, 100 kilometre geride durduruyorlar parklarda. Türk arabaları dururken diğer ülke arabaları geçiyor. Yoksa kapıya gelseler kapıda hani sen dur sen geç yapmaları zor. Yine son dönemde iddialar, işte polisle yakın münasebet kuran, polisi bir şekilde ikna edenlerin de aslında, bunlar ağırlıklı olarak yabancı şoförler, sıranın önüne geçirildiği, polis nezaretinde sıranın önüne geçirildiği gibi konular var. Tabii kalıcı olarak bizim Türkmenistan kapısını açmaktan başka bir çaremiz yok. Onu bir kenara bırakalım. Ancak şu anda defakto bir durum var. Orada bir afet yaşanıyor. Yani Ayşegül Hanım 40, 42, 43, 45 gün ne demek? Şimdi 45 günde 45 tane sabah var. 45 tane öğlen ve 45 tane akşam var. Sabit, hareketsiz duruyorlar. Bunların bir kısmı oruç tutuyorlar, iftar ediyorlar. Bu girişte bayramı da orada yapacaklar. Ve bu insanların bir defa ticari olarak bu tırlar yüklü. Ve oradaki yükleri bekleyen Türkiye'deki fabrikalar var. Bunu söylemek lazım. İkincisi, bu insanlar insani ihtiyaçları var. Evet, tır şoförü 3-5 günlük yiyeceğini dolabında saklar ama bugün bir evde buzdolabında bile 40 günlük ihtiyacı muhafaza edemezsiniz. Şimdi bu insanlar orada o zorlu şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bizim burada tabii yani ne yapılabilir deyince şunu görüyoruz.
özellikle dış temsilciliklerimiz, yani mümkünse gelip oraya bir konteyner koyup gerçekten sınırın başında oturup hareketi izlemeli lazım. Öyle bir şey yapıldığında haksızlıklar yapılamaz. Yani uluslararası bir gözlem, bir resmi heyetler geldi. Çünkü tır şoförleri savunmasız. Onları orada bekletiyorsun, diğerlerini geçiriyorsun. Kimse kimseye bir şey söyleyemez yani orada, Rusya topraklarında. Bizim bir şekilde olaya hem Türk ihracatının, ithalatının, üretiminin aksamaması için bir bakış açısına ihtiyacımız, hem de insani olarak, ya biz bugün Hollanda'ya, işte Finlandiya'ya, İngiltere'ye bir vatandaşımızı uçak gönderecek kadar güçlü bir ülkeyiz yani. Şu anda sizin videonuzda 500 araç dediniz ama 500 araç kapıya yakın yerlerde. Toplamda geriye doğru baktığınızda 2-3 bin kamyon var. Yani bunlar yaklaşık 60-70 kilometre yapar. Yani İstanbul'dan İzmit'e kadar kuyruk var diyelim orada. Yani bunlar Rusya topraklarından Türkiye'ye dönmek için bekleyenler. Peki Fatih Bey, yani bunun Türkiye ticaretine, evet, yani orada anlıyoruz ki insani bir dram da yaşanıyor, mağduriyet yaşanıyor. Şoförlerimiz son derece zor durumdalar. Günlerdir bekliyorlar, dediğiniz gibi oruçlu olanı var veyahut da çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Peki bunun aynı zamanda bir de ticari bir kaybı da var. Çünkü oradan ihraç yükleri Türkiye'ye gelemiyor ve operasyonlar tekrardan gerçekleştirilemiyor. Yani sirkülasyon durmuş durumda, aslında şu anda ticaret durmuş durumda. Bu kaybı nasıl anlatırsınız? Şöyle, yani oradan bize ne geliyordu? Aslında, şu anda biz neyi alamıyoruz? Ticaret hangi noktada koptu? Zararı ne? Yani bizim tabii Orta Asya'dan muhtelif maden ithalatlarımız var. Bakır vesaire gibi. Burada Türkiye'de işlenecek madenler gibi bir maden ithalatımız var. İplik, pamuk vesaire gibi buradaki tekstil atölyelerinin girdileri var. Elbette bu yükler geciktiğinde buradaki üretim bantları da gecikiyor. Ayrıca bu tırlar gelemediği için yüklerini alıp da gidemiyorlar da. Yani şu anda Türkiye'den Orta Asya'ya yük taşıyacak araç bulma sıkıntısı var. Çünkü orada hapsolmuş durumda bu araçlar. Bu sebeple de navlunlar 1000 dolar, 1500 dolar da artmış durumda. Hani bu aslında bir fazla bir kazanç da değil. Çünkü şöyle düşünün, 45 gündür oradasınız. Bir aracınız var sizin. Bu aracın her ay borcu var, taksidi var, sigortası var, motor taşıt vergisi var. Her ay giderleri var, ancak siz 45 gündür hareketsizsiniz. Bu araç hareket etmeli ki masraflarını karşılasın. Veya 8-10 tane arabanız var, 3 tanesi şu anda 45 gündür yatıyor. Ama bu sürücü, çalışan varsa sürücünün maaşı var, buradaki ofisteki insanlar var. Yani bu tolere edilebilir bir durum değil. Özellikle Türkiye gibi, yani dış ticaretle kalkınan, ihracat yapan, hele Orta Asya'yla böyle işte Türk devletleri teşkilatını kurduk. O bölgeye bizim ekonomik, siyasi birçok işbirliği imkanlarımız var. Bu imkanları biz orada kullanmak için bu ticaret kanallarının açılması lazım. Yani aslında damar yolu gibi bir şey bu. İnsan vücudunda nasıl ki damar dolaşım sistemi için çok kritik öneme sahip, şeyde de ticarette de şey gibidir bu. Yani sanki o bölgede bir damar tıkanıklığı var. Hem de görücü tarafında özellikle işte gümrük etkilerimiz var orada, büyük ticaret çevremiz var. Yani fırsat buldukça kapıya gitmek, oradaki olayları yerinde görmek, belki bir gün şoförlerle beraber geçirmek, empati yapmamıza imkan verir. Biz şahsen Alper Bey bugün gitti, kalktı. Gitti, ancak tabii Rus tarafına geçmek için vize vesaire prosedürler çok karmaşık ve kolay değil. Alamadı, gidemedi. Görücü tarafından sınırın karşısında gitmeyi denedi. Orada da şimdi işte hava muhalefetiyle gidemedi. Yani Türkiye büyük devlet ve çok değerli bürokratları, çok değerli diplomatları var. Bizim iddiamız, konuyla ilgilenirsek, konuya bir odaklanırsak bu insanları oradan çekip çıkartabiliriz. Yani kriz ilk defa olduğunda biz Ukrayna içerisinde şimdi sınırın diğer tarafındaki araçları ülkemize getirmekten bahsediyoruz. Bu çözülebilir bir şey. Bu konuda biraz destek olmak lazım. Bu çözülebilir bir şey dediniz. Peki bu 40 gün boyunca bununla ilgili yapılan çalışmalar oldu mu acaba Fatih Bey?
Bu sorunun çözümüne yönelik yani somut adımlar atıldı mı? Neler yapıldı bununla ilgili? Tabii şöyle. Kimlerle görüşüldü? Hangi resmi makamlarla? Nasıl sonuçlar elde edildi? Yol haritası nasıldı? UND tabii ki bu konuda üyelerin için, şoförler için bunu çözmeye çalışıyor. Krizin ilk anından itibaren UND'nin icra kurulunun ve yönetim kurulunun çokça girişimleri var. Bu konuda tüm dış temsilciliklerimiz bir defa hem Rus hem Gürcü tarafında bilgilendirildi. Ticaret Bakanlığımız konunun tarafı bilgilendirdi, Ulaştırma Bakanlığımız bilgilendirdi ve bu bakanlıklarımız muhataplarla sürekli temas halindeler ve orada sorunun çözümü konusunda herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Aslında o emeklere de saygı duyuyoruz, takdir ediyoruz ama biz günün sonunda şoförlerimiz geldi mi gelmedi mi ona bakmak zorundayız. Ben bugün belki 10'a yakın sürücü aradı, biz burada insan değil miyiz, niçin bize sahip çıkılmıyor dedi. Ailelerimiz, çocuklarımız var dediler. Çok zorlu bir durum var gerçekten. Hani bizim evimize de bir şey gelmiyor şahsen. Avrupa'da bir başka bir yerde olsa atlar giderdik. Onlarla beraber omuz omuza olurduk. Rusya'da gidemiyoruz da. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya'yla çok güçlü ilişkileri var. Yani üst seviyede devlet bu meseleye el koyduğu anda bu mesele hallolur gibi geliyor. Yani sonuçta en kritik Mariupol'da İnsani koridor açılıyor, ateşkes sağlanıyor, Odessa'da ateşkes sağlanıyor, sürücü Türk vatandaşları çıkartılıyor, Türkiye bu anlamda güçlü. Sanıyorum özellikle Ukrayna savaşı sebebiyle Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde gündemde ilk sıraya gelemiyor bu konu. Çünkü hakikaten de temas edildiğinde konu muhtemelen Ukrayna'ya dönüp geliyor. Ancak burada da bir insan, başka bir insanlık dramı yaşanıyor. Yani savaş varken bu göz önüne alınmaz ama ya bu da önemli bir şey yani. Bu da orada binlerce şoförün mağdur olması demek. Bir şekilde bu insanlara hani gel getirelim sonra konuşalım, Türkmenistan'ı mı yolunu açarız, Azerbaycan'da bizden alınan paraları mı almazlar, bunları bir daha buraya sokmayalım bu bataklığı. Ancak şimdi getirelim bu insanları. Yani bunlar Türkiye'ye gelmek zorunda. Böyle bir durum var. Fatih Bey, Türkiye'ye gelmek zorunda dediniz. Bunun için yani alternatifler nasıl olabilir? Alternatif çözüm önerileri, yani karayolu tıkandığında başka mesela bir Ro-Ro hattıyla ilgili gelişmeler var mı? Ya da başka güzergahlarda neler yapılabilir? Alternatif çözüm önerileri neler üretilebilir? Bir defa hani Türkiye'nin Rusya'ya taşıması konusu var. Buradaki trafikte iki tip ara yük var. Bir kısmı Orta Asya'dan gelenler, bir kısmı Rusya'dan gelenler. Türkiye'nin Rusya'ya nasıl taşıma yapacağı konusunun en kolay yolu, Rusya bizim bir komşumuz, sınır komşumuz ama deniz sınırımız var. Normalde Karasu, Samsun veya İstanbul'dan, Zonguldak'tan özür dilerim, Ro-Ro'larla bizim tırları direkt Rusya'ya taşımamız lazım. Bunun için Gürcistan'a gidelim, karlı yollarda bir çığlarla karlar oluşalım, gerek yok. Bir defa Ro-Ro konusunu acilen çözmemiz lazım. İkincisi de gerçekten bizim Orta Asya'ya ulaşmak için yine Rusya'ya mahkumuz. Bu da çok gereksiz bir şey. Oysa Orta Asya'ya gitmek için bizim iki tane ana yolumuz var. Orta koridoru Azerbaycan üzerinden veya Güney koridoru biraz daha İran Türkmenistan üzerinden. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimizin Türklerden aldığı ekstra 600-700 dolarlık masraf sebebiyle ve devamındaki Ro-Ro'nun yüksek maliyetleri sebebiyle bu güzergahı kullanamıyor. Çok değerli Türkmen kardeşlerimiz 2 yıl 3 aydır bu kapıyı kapattılar. Biz diyoruz ki ya şoförlerimiz geçsin. İnsanlarınızla temas etmesin, polis kordonuyla geçsin, kervanıyla geçsin, size eşlik edin, Covid size dokunmasın, bizde de zaten yok, dünyada Covid kalktı. Ancak o kapıyı açmadı Türkmen kardeşlerim. Bu sebeple biz burada boğuluyoruz. Yani bir, oradaki mağdurların sorununun çözülmesi ise tek çaresi sınırdan bir iki gün diğer ülke araçları geçmeyecekler, bizim bu Türk arabaları geçip kurtulacaklar. Ondan sonra da biz diyeceğiz ki kardeşim biz bir daha mecbur kalmadıkça buradan gitmiyoruz. Nereden? Ondan sonra da Türkmenistan biliyorsunuz devlet başkanı da değişti. Sayın Serdar Verdi Muhammedov başkan oldu. Ona gidip bize bu İran üzerinden yolu açın dememiz lazım. Bunun başka bir yolu yok. Rusya'da doğrudan Türk limanlarından, Rus limanlarına taşıyarak, tırları gemiyle taşıyarak ulaşmalıyız. Başka bir yolu yoktur. Teşekkürler Fatih Bey. Yani bu tıkanıklığın ilk olarak acilen giderilmesi gerekiyor. Daha sonra ise alternatifler üzerinde durularak
Umuyoruz taşımalar sorunsuz bir şekilde devam ettirilebilir. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Alper Bey'e de buradan saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz. Kendisi oralara kadar gitti. Kazbegi de şu anda sınıra çok yakın bir noktada ama maalesef hava muhalefetinden dolayı programımıza bağlanamadılar. Çok sağ olun. Teşekkürler Fatih Bey. Çok değerli bilgilendirmelerle bulundunuz. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.